sözlü veya yazılı. Sözcükler temsil ettiği anlamca değer kazanır. En doğusundan en batısına. Medeni ya da ilkel. Dilin yapı taşı, yaşamın olmazsa olmazıdır kelimeler. Sözcükler, sesler. Bir duyguyu, düşünceyi paylaşmak, aktarmak, aklımızda bir fikri geliştirmek, aklımızdan geçeni söyleyebilmek için sözcüklere ihtiyaç duyarız. Zihin sözcük ve işaretlerle düşünür. Bu yüzden duygu ve düşünce dünyamızın sınırları büyük ölçüde sözcükler tarafından çizilir. Bu sebepledir ki geçmişten bugüne dil ve sözcükler, dile kaynaklık eden işaretler hep bir ihtiyacın sonucunda gelişmiştir. Sesler işaretle şekil bulmuş, anlam kelimeye ilham olmuş, o kelimeler ahenkle sözü yazıya geçirmiştir. Söz artık hafızaya yenik düşmeyecek şekilde ölümsüzdür. Söz artık sanata, şiire, edebiyata harç olmuş, medeniyetlerin bellekleri yazılı bir külliyata dönüşmüştür. Ama insan fanidir ve bu fanilik hali insanı hep eksiltir. Bu, insanın ne yaparsa yapsın hep eksik bir yanı kalacağı anlamına gelir. Ne var ki, bir kudret vardır ki, sözünün hudutları sonsuzlukla tarif edilir. Onun sözüne ne denizlerce mürekkep kâfi gelir, ne de insanın belleği. Bu sözler, insan var olmadan önce var olan ve ondan sonrasında da var olacak olan Allah'ın kelamıdır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Peki nedir kelam? Kelam nedir? Zihnimizde nasıl yer etmiştir? Kelam Allah'ın selamı değil mi? Kelam Allah'ın kelamı, Allah'ın selamı anlamına gelir. Kelam Allah'ın kelamı demek, Kur'an okumak. O kelamları, Cenab-ı Allah'ın güzel sözleri kelam demek. Allah'ın kelamı. Tabii ki Allah'ın kelamı. Kelam. Kelam Allah'ın kelamı. Kelam Cenab-ı Allah'ın kelam, yani Kur'an'ın Cenab-ı Allah'ın isimlerinin olduğu yerde kelam kullanılır sıfatında. Allah'ın sözüdür, kullarına hitap ettiği sözdür yani. Emre, yani onun emirlerine uymamız için peygamber aracıyla gönderdiği sözleridir, emirleridir. Kelam Allah'ın sıfatlarından, konuşma sıfatı. Kelam söz demek. Kelam, söz, deyiş, cümle, hat ve işaret gibi anlamlara gelmektedir. Sesle ifade edildiğinde, lafz veya kavl, yazıyla ifade edildiğinde, hat veya kitabet, işaretle ifade edildiğinde ise, remz veya resm adını alır. Kelam, Allah'ın bir sıfatı ve Kur'an'ın lafızları içinde kullanılır. Kur'an, Allah kelamıdır ve mahluk değildir. Kelam sıfatı, nefsi ve lafzi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Nefsi kelam, Allah'ın zatı ile kaim, mahiyetini idrak edemediğimiz ezeli bir sıfattır. Lafzi kelam ise, nefsi kelama delalet eden, ses ve harflerden müteşekkil olan Kur'an'ın lafzıdır. Bu lafzi kelam, ezeli olmayıp hadistir. Kelam, aynı zamanda İslami bilim dallarından biridir. İlk dönem İslam bilginlerine göre kelam, Allah'ın zatını mebde ve meada ilişkin sıfat ve fiilleri bakımından İslami ilkelere göre konu edinen bir ilimdir. Son dönem İslam bilginlerine göre ise kelam, malumun, bilinenin hallerini, dini inançların yakini delillerinden çıkarılmasına vesile olması bakımından konu edinen bir bilimdir. İnançlardan maksat, ameli konular olmayıp bizzat inanılması istenen hükümlerdir. Örneğin Allah vardır, birdir, ortağı yoktur. Alim, kadir, işiten ve görendir. Kainatı yaratan, insanlığa peygamberleri gönderip, kitapları indirendir ve ölüleri diriltendir.